I'm very happy to be here. The whole delegation is very happy to be here, and we were welcomed very nicely here in Mersin. And there's many reasons to come back. It was too short a visit to see a lot of Mersin, but what we saw, we liked it a lot. Burada bulunmaktan ben ve tüm heyet olarak çok mutluyuz, çok memnuniyet duyuyoruz. Ancak Mersin'e tekrar gelmek istiyoruz. Bu sefer kısa oldu çünkü Mersin'de çok fazla görülecek, daha yapılacak çok şey var. Tekrar gelmek için bir neden oldu bu. And we are very happy to have Philip Dahinze as our honorary consul. It's the second longest honorary consul in Switzerland. Soon the longest, because the one who is serving the longest time is going to retire soon. So then we will be the dean of our honorary consuls. We're happy to have him here in Mersin, which is a very important city, very important region for us, of course. Ayrıca sevgili Fahri Konsolosumuz Philip Tayinci Bey'le burada birlikte olmaktan çok mutluyuz. Kendisi ikinci en uzun görevli Fahri Konsolosumuz Türkiye'deki. Onunla birlikte olmaktan da çok mutluyuz. Burada çok güzel bir şekilde ağırlamıyoruz sanırım. Sayın Gülkenciğiz. And maybe the last thing I heard is something like 300 days of sun. So if once you get tired of the sun, you can send some 50 days of sun to Switzerland. Duyduğuma göre burada çok fazla güneşli gün sayısı, güneşli gün yaşıyor musunuz? 300. Evet, yani neredeyse 300 günü. Mümkünse diyor, 50 gününü İsviçre'ye gönderebilirseniz çok memnun oluruz. We can send you some rain back if you want. Karşılığında biz de size biraz yağmur gönderebiliriz. I want something about then. Güneşi göndereceğiz ama güneşle daha çok buluşması İsviçre'lerin Mersin'e gelmesini özellikle bekleyeceğiz. For sure we can send some sun to Switzerland, but we prefer Swiss tourists in Mersin to see sun and the other beaches in Mersin. Absolutely. Much better than rain. No, but this is, you know, this is also one of the good things that we do this consular conference in different regions. So also myself and my consul general, we get to know the nice places. And one time we'll be in Antalya, and we were, as I said, in Gaziantep already. Now we are here, then you discover how beautiful the countryside is, with the sea here. Then you can start to promote it. And we have something like, what, 160,000 Swiss tourists? Yes, but only to Antalya. To Antalya. All in all, more than 400,000. Exactly. So Antalya is 160, is the highest frequency so far. But I think you also have a huge potential here. Burada zaten konsolosluk ve büyükelçilik toplantısı için bulunuyoruz. Bunu ülkenin değişik şehirlerinde yapıyoruz. Daha önce Antalya'da ve Gaziantep'te gerçekleştirmiştik. Mersin'de olmak bizim için de büyük bir avantaj oldu. Bu tür güzel yerleri tanıma fırsatına sahip olduk. Bu şekilde aynı zamanda biz de ülkemize gittiğimizde bu güzellikleri kendi halkımıza paylaşma, onlara sunma fırsatını yakalamış olacağız. Şu an için 400 bin İsviçreli turist Türkiye'ye gelmekte ama daha fazla potansiyel olduğunu söylüyor Sayın Büyükelçimiz. Bunu arttırmak için bu tür ziyaretleri, çalışmaları ülkenin farklı yerlerinde devam ettireceğiz Sayın Büyükelçimiz. Difficult point for me personally would be that the food is so good here that I would gain weight. Benim için tek bir problem ülkenizin yemekleri çok güzel, bu da biraz kilo almama neden oluyor dedi Sayın Büyükelçimiz. Thank you very much. Evet, Sayın Büyükelçimize ve Sayın Başkonsolosumuza, Fahri Konsolosumuza tekrar hoş geldiniz diyorum. Again, welcome to Mersin. Hem kendilerini ağırlamaktan hem de böylesi güzel ilimiz ve ülkemiz için düşüncelerini paylaşmasına mutlu oldum belirtiyorum. It's a pleasure for us to welcome you in Mersin, also to hear your beautiful talks about Turkey and also about Mersin. Gerçekte ülkemizin çok özel ve güzel kenti Mersin'de bu gibi konuşmaların olmasının hem Türkiye, İsviçre hem de Mersin özellikle İsviçre ilişkileri adına değer katacağını ve değer yaratacağını düşünüyorum. This kind of meetings will promote our relationships between Turkey and Switzerland, but also between Turkey and Mersin especially. Çünkü Mersin Sayın Büyükelçinin ifade ettikleri ve büyük bir mutlulukla dinlediğim gibi doğal güzellikleri ve sahip olduğu zenginliklerin yanı sıra Türkiye'nin en büyük ve en önemli dış ticaret ve liman kentlerinden birisi. As Dear Excellency mentioned before, Mersin has
national beauties, but also furthermore, it is the second biggest foreign trade city in Turkey with its potential. After. Bu bağlamda sadece turizm alanında değil, şüphesiz ticaret alanında ve anlamında da birçok işbirliklerinin geliştireceğine inanıyorum ve buna destek verdiğimi belirtmek istiyorum. In this respect, not only in the tourism area, but also in other areas, especially in trade, this kind of meetings will increase our relationships furthermore. Bu bağlamda umuyorum ki kendisini ifade ettiği gibi bu ziyaret ve ilk ziyaret olmanın sonrasında birçok ziyarete kapı açan, bu hedeflere ulaşmaya dönük çalışmaları başlatan bir ziyaret olur. This first meeting, we hope, hopefully, will bring the other ones and also will open new doors for our relationships. Bu bağlamda biz ülke olarak ve devlet olarak her alanda işbirliğine hazır olduğumuzu ve Mersin'de de mevcut Fahri Konsolosluğumuzda zaten başlayan ilişkileri daha ileriye taşımaya kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum. In this respect, as a country, as a government, we are open to this kind of cooperation between the countries. For now, with our honorary consulates, we already have some relationship, but we are very pleased to increase, to develop this kind of relationships with you, hopefully. Ve belki son olarak Sayın Büyükelçimizin dikkatli olması gereken lezzetli ve güzel yemeklerimizin hepimiz için ortak bir hassasiyet olduğunu belirtmek istiyorum. The problem that you mentioned, this kind of delicious food, is also a potential problem for... I might say something related to this subject. I discovered that you have this beautiful running strip on the seaside. Along the beach. Yeah. Along the beach, that is fantastic. Just it's the first nice time I see it in Turkey. Really? Yeah, it's the sand, because you have a wheel, you know, for runners. İlk defa görüyorum. İlk defa. Sayın Başkonsolosunuz bir şeyi dikkat çekmek istiyor. Türkiye'de ilk defa bu kadar, tamam güzel yemeklerimiz tehlikeli olabilir ama ilk defa bu kadar uzun bir koşu yolu, hem de sahil üzerinde kurulu bir koşu yolu gördüğünü belirtti ülkemizde. Bu bağlamda ben bu başlangıcın güzel ufuklara bizi taşıyacağına dair inancımı belirtiyorum. 25 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmini gerçekleştiren Mersin'in Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru yürüyüşünde bu işbirlikleri ve cooperation anlamındaki bağlantılarla daha hızlı kalkınmak ve gelişmek adına hedefe ulaşmasına katkı sağlayacağını da altını çiziyorum. With the foreign trade volume of $25 billion in Mersin, in 2023 we have our 100th anniversary targets. We are working very strong as Mersin, and this kind of cooperations and relationships are going to also develop, are going to support our targets, objectives at the same time. Thank you very much. Welcome again, Mr. Ambassador. Thank you very much for your kind words also, Mr. Governor, and I totally agree with you that when you visit place and you get to know the people, you establish contacts. This is how things start to develop. Yesterday, I think we had also the head of the Chamber of Commerce that we had at the vice president. The vice president of the Chamber of Commerce, and I had in my delegation also the head of the Swiss Business Hub in Istanbul, and the head of the economic division in Ankara. So they also exchange visit cards and they talk to each other. So I think this is how it starts. This is how you can build up personal relationships and you can do better things together. Sayın Büyükelçimiz de Sayın Valimizin dediklerine katılarak gerçekten bu tür başlangıçların daha ileride çok daha büyük ekonomik işbirliklerine dönüşeceğini ifade etti. Yine burada kendisi Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcımızla, kendi heyetinden, ekonomik işlerden sorumlu başkanlar müdürlüğü bir araya gelerek fikir alışverişinde, görüş alışverişinde bulunduğuna ve buna ileride çok büyük ticari ilişkilere dönüşeceğine inandığını belirtti. Thank you very much. Sayın Büyükelçi'ye tekrar, Sayın Başkonsolosluğu'na tekrar ve Fahri Konsolosluğu'na teşekkür ediyorum. Kendisine bu ziyaretimiz arasında Mersin'in el emeği ürünlerinden bir hediye takdim etmek istiyorum.
Mersin'in doğal hayat ürünü ve kök boyayla üretilen kültürü yansıtan bir... Buradayız efendim. Sayın Vali, Sayın Vali. Tamam mıyız? Yes, produced in Mersin. Yes, of course, yes. Thank you very, very much. I also have a very small token of my appreciation. It's a bit smaller, but thank you very much. Thank you. Something to sign contracts between Mersin and Switzerland. Thank you. Sizin ihtiyacımızı inşallah ileride büyük ilişkilere, ticari ilişkilere yol açacak belgeleri imzalaması için bir hediyede bulundu Sayın Valimize. Sayın Başkonsolosumuza da vermiyoruz diye düşünmeyin. Ona da takdim edeceğiz çıkışta. Evet. Also, we are going to present a gift for our consulate. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.